Çok saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Öncelikle bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ve en önemlisi de duygularınızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç ay önce helalleşme dedim. Helalleşme derken hem şahsi, hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptırdılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı. Hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar, başka ülkelerde arasınlar? Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben? Sarayları, uçakları, mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız, Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak inşallah. Barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, helalleşme gereği medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptım. Çok sayıda, değişik illerde. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi onlara anlattım. Liste o kadar uzun ki ayrıca bilmenizi isterim. Daha çok kişiyi de ziyaret edeceğim. Onlarla oturacağım ve konuşacağım. Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları ve bu salonda sizlerle beraberim. Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bir solcu, bir ülkücü diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleriyle de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor. Çünkü yaralar hala açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek, barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim benim mirasım olacak. Sonra keyifle ülkemin barışına, gelişmesine bakacağım. Sevgili dostlarım, uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize milletimizin huzurunda teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkürler arkadaşlar.